Herkese merhaba, benim canım tatlı bir tanecik Harry Potter ailem. Şimdi bugün artık yeni bir seriye başlamaya karar verdim. Harry Potter'la alakalı testler çözdüğüm, quizlerde boğuştuğum yeni bir seri çekeceğim. Ara ara da figürlerin yanı sıra bu quizlerle alakalı videoları sizinle paylaşacağım. Böyle bir karar verdim. Bence çok güzel. Bununla alakalı fantastikcanavarlar.com sitesini kullanacağım. Burada Harry Potter'la alakalı ulaşabileceğiniz birçok test var. Ben de ilk başta baştan böyle başlayayım. Hepsini teker teker çözeyim diye düşünüyorum. İlk defa çözeceğim bu testleri. İlk teste başlayacağım. Yeni başlayanlar için Harry Potter testi diyor. Yeni gelmedik, geri geldik. Dedi ve sıfır çekti. Ay Allah korusun. Ya şimdi bu tarz quizlerde çok fazla kitaplarla filmleri karıştırarak soruyorlar. O da beni şey yapıyor, başarısız yapıyor. Çünkü ben kitaplarını okumadım. İnanamayacaksınız ama. Evet, kitaplarını okumadım. Ben direkt filmlerine aşığım. Neden kitaplarını okumadım? Çok da kitap okuyan bir insanım aslında. Ama kendi kafamda kurduğum Harry Potter dünyası, o karakterler... Korkuyorum kitaplarını okuduğumda fikrim değişir diye. O yüzden bir türlü cesaret edemedim. O yüzden umarım kitaplarla çok karıştırarak sorular sormuyorlardır. Genellikle bu tarz quizlerden bu yüzden kaçarım çünkü. Ay çok heyecanlıyım. Başlıyorum. Harry Potter serisinin ilk filminin adı nedir? Ya bana böyle sorularla gel. Harry Potter ve Felsefe Taşı. Harry Potter hangi Hogwarts binasına seçilmiştir? Bir şey soracağım, bu test hep böyle mi ya? Gryffindor. Resimdeki karakterin adı nedir? Cedric, Victor, Grub, Fleur, Grub. Lord Voldemort Muggle dünyasındandır. Doğru mu, yanlış mı? Şimdi Voldemort'un ebeveynlerinden bir tanesi Muggle, bir tanesi de büyücü, safkan büyücü. O yüzden Muggle dünyasındandır şeyi bence doğru ya. Yani safkan değil sonuçta. Neden? Neden? Neden mi? Tom Riddle babasını öldürdü. Neden? Safkan değil ki Voldemort. Allah Allah. Aa, bir dakika şimdi. İşi bir ciddiye alayım. Bir dakika. Harry Potter'ın patronusu nedir? Ah, sıcak bastı. Nasıl Voldemort safkan ya? Voldemort Muggle dünyasından. Yani şimdi şöyle, Muggle dünyasından bir bağının olması lazım. Dolayısıyla ebeveynlerinden bir tanesinin de Muggle olması lazım. Ben bu soruyu böyle anlıyorum. Böyle değil mi bu? Aa, daha hazmedemedim soruyu. Neyse, tamam. Tamam, yenisine geçiyorum. Tamam, konsantre oldum. Harry Potter'ın patronusu nedir? Harry Potter'ın patronusunu gözümde canlandırırsam at, aslan, çatal boynuzlu geyik, tek boynuzlu at. Görsel hafızam iyidir ama bu tarz şeyleri hafızamda tutmuyorum ben. Tek boynuzlu at değil, bunu biliyorum. At değil, bunu da biliyorum. Aslan da değil. Geyik diyeceğim. Geyik. Resimdeki yerin ismi nedir? Hogsmeade, Diagon Yolu, Godric Hollows, Hogwarts. Diagon Yolu. Harry Potter bir çatal dildir. Peki bu ne anlama gelir? Yılanlarla konuşabilir, herhangi bir hayvana dönüşebilir, bir yılana dönüşebilir, tüm hayvanlarla konuşabilir. Bunun cevabı tabii ki yılanlarla konuşabilir. Harry'yi basilisk ısırdığında onu kim kurtarmıştı? Basilisk Harry'yi ısırdığında onu Fawkes kurtardı tabii ki. Uçarak gelmişti ve hatta bir seçmen şapka getirmişti. Seçmen şapkanın içinden de ne çıkmıştı? Gryffindor'un kılıcı çıkmıştı. Çünkü bir Gryffindorlu ihtiyaç duyduğunda ancak ortaya çıkar, biliyorsunuz. O yüzden Fawkes diyeceğim. Bak, bilince mutlu oluyorum. Voldemort'a hala takıldım ya. Nasıl böyle bir... Bence kafa karıştırıcı bir soruydu o. Resimdeki yılanın adı nedir? Nagini tabii ki. Animagus. Aa, Rita. Animagus yeteneklerine sahip olan Rita Skeeter hangi hayvana dönüşebiliyordu? Çok emin olduğum bir soru bu. Çünkü bununla alakalı size Instagram'dan da bir soru sormuştum. Hatta fotoğrafını da göstermiştim. Ve hatta bu gerçekten
gerçek hayatta yaşayan bir hayvandı. Karadeniz'de yetişiyordu sanırım. Bir tane bulursa bir arkadaşım yazmıştı. Benim için de bir tane saklayacağına söz vermişti. Bu sorunun cevabı o yüzden kedi değil, baykuş değil, tilki değil, bir böcek. Hatta fotoğrafını da koyayım. Yeşil bir böcek böyle ama altın sarısıyla yeşil tonlarında olan gerçek hayattan bir böcek arkadaşlar. Rita bir böceğe dönüşüyor. Resimdeki şey nedir? Valla ejderha yumurtasına benziyor. Şu patatese benziyor. Bu da çikolata topuna benziyor. Hiçbiri sihirli top, felsefe taşı, bezir. Bezirin ne olduğunu bilmiyorum. İnşallah kitaplarda geçen bir şey değildir. Bilgi değildir. Hiçbiri diyeceğim bezir. Tahmin ettim. Tahmin ettim bezir olduğunu. Ama işte bak burada kitaplarla alakalı karıştırmışlar. Cadı ve büyücüler Patronus yaratmak için ne düşünmelidirler? Ailelerini düşünmeli, en kötü anılarını düşünmeli. Neden? En mutlu oldukları anı düşünmeli, en iyi arkadaşlarını düşünmeli. Bir Patronus yaratmak için tabii ki en mutlu oldukları anı düşünmeleri gerekiyor. Ve bu anın da oldukça güçlü bir an olması gerekiyor tabii ki. Ateş kadehinde Rita Skeeter nasıl bir çanta taşımaktaydı? Niye böyle yapıyorsunuz? Bu da kesin kitaptan bir soru. Timsah derisi, ejderha derisi, yılan derisi, hipogrif tüyü. Şimdi Rita'nın test tekrar kalemi bir tüyden oluşuyordu. Bu bir tüy kalemdi. Burada biraz mantık yürüteceğim çünkü hiçbir fikrim yok. Timsah derisi, ejderha derisi. Ya aslında ilk görev ejderhalar olduğu için bu bir şey olabilir ama yılan derisi de olabilir. Timsah, ejderha ve yılan arasındayım. Seçenekleri ne kadar da azalttım öyle. Ya keşke şey olsa, joker hakkım olsa. Ne bunun cevabı? Ejderha derisi. Ejderha. İlk görev ejderha olduğu için timsah. Timsah diyeceğim ya. İçimden bir şey beni böyle timsaha çekiyor. Yes! Altıncı isim gerçekten kuvvetlidir. Testral nedir? Testral bir kedi, bir yarı dev, yaşlı bir peri, kanatlı bir at. Testral tabii ki kanatlı bir at. Ay bilince nasıl mutlu oluyorum. Resimdeki kimdir? Resimdeki tabii ki Dobby. Dobby. Ah bitti. Harry Potter tutkunu. Harry Potter dünyasındaki birçok temel meseleye hakimsin. Kuşkusuz bu test senin için fazla kolaydı. Sitemizdeki daha zorlu testlere mutlaka göz atmalısın. 15 üzerinden 13 doğru. Yani işte bu iki soruyu da ben o kitaptan kaybettim diye düşünüyorum. Bir tanesini o Voldemort'un Muggle dünyasından mıydı sorusundan. Ben hala kendi şeyimi savunuyorum. Kendi cevabımı savunuyorum. Çünkü babası Muggle olduğu için. Bu da onu safkan yapmıyor. Safkan bir büyücü yapmıyor tabii ki. Diğer soru yine de içime doğmuştu ama dinlemedim. Kalbimden geçen sesi dinlemedim. O yüzden yanıldım. Kitaplarla filmleri karıştırdıkları için. 15 üzerinden 13 doğru. Hiç kitapları okumamış birisi için bence hiç de fena bir sonuç değil. Bu seriye devam edeceğim söylediğim gibi. Ara ara böyle figürlerin yanı sıra bu tarz Harry Potter quizleri, testleri, bilgileri paylaşmaya da devam edeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben kendimi tebrik ediyorum. Bence gayet güzel bir başarıydı. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada benimle beraber siz de bu testi çözdüyseniz kaç doğru yaptınız, kaç yanlış yaptınız yorumlara yazıp beni kıskandırabilirsiniz. Görüşürüz.